Çubuk krekere zam geldiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım zaten. Evet arkadaşlar, devir tasarruf devri. Şu zor zamanlarda hepimizin ilgisini çekebilecek bir tarifle karşınızdayız. Dolapta kalanlarla az malzemeli bir yokluk pizzası yaptık. Tarif videomuza. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum herkesin hayatında her şey yolundadır. Biz evimizdeyiz. Çok da güzel bir videoyla karşınızdayız bugün. Evet, son vlogumuzda biraz market fiyatlarından, hayat pahalılığından dem vurmuştuk. Tam da buna uygun çok az malzemeli bir pizza yaptık bugün. Önce dilerseniz bir yapımına gidelim, sonra da yerken sohbet ederiz. Pizza hamurumuz için artık yapıma hazırız. 5 bardak un alıyorum bir kaba. Sonra eliyorum. Un fiyatlarına da zam gelmişken bu hamur çok güzel olmak zorunda. Ortasını açıyorum. İlk önce bir kaşık maya, sonra bir kaşık şeker. Bir yemek kaşığı bunlar tabii. 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Bunlar Sevgi Köyü'nün zeytinyağlarından. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı. 2 bardak ılık suyum vardı. Onunla yoğurma işlemine başlıyorum. Ay yine tuzu unutmam inşallah. Geçen sefer unutmuştum. Hep sona bırakıyorum tuzu. Koydum ama sonra. Şimdi yoğuruyorum. Hamurum bayağı güzel toplandı gördüğünüz gibi. Şöyle tezgahıma alacağım onu. Elimle yoğurmaya devam edeceğim tezgahta. Böyle daha kolay oluyor. Evet artık hamur hazır. Bir saat mayalandırmayı düşünüyorum. Kapağını kapatıyorum. Hamurum gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Misler gibi kabardı. Şimdi alacağım şöyle biraz gazını. Yoğurmaya devam ediyorum. Pizzaya artık dakikalar kaldı diyebilirim. Birazdan hazır olacak. 3 eşit parçaya böldüm. Deniz durur mu tabii? Yine hemen olaya el attı. Açıyor hamuru eliyle. Evet evet gayet güzel oldu. Birazcık daha şekil verip artık malzemelerimizi koyacağız. Şöyle havasını alıyorum. Biraz kabarmaması gerek. Çatalla iz yaparsanız kabarmaması açısından iyi olur. Artık sosuna geçiyoruz. Evet bir büyük diş sarımsak aldım. O benim için yeterli olacak. Bu arada Deniz'e sordum. Ayaklarını çekerken gözükmeyecek dedi ama görüyorsunuz. Sarımsağımı şöyle biraz eziyorum. Sonra minik minik böleceğim onu. Evet sarımsaklarım hazır. Şöyle tuzla birazcık daha ezeceğim. Havanım yok bu arada. Tam bir yokluk pizzası gerçekten. Kaba alıyorum. Az bir sos yapacağım. Çünkü hamurun tamamını kullanmayı düşünmüyorum. Hazırlayıp buzluğa koyacağım birazını. Biraz ketçap koyuyorum ama çok az. Çok azıcık hardal. Yine buna da bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Kırmızı toz biber. Biraz ılık suyla çok hafif açıyorum. Karıştırıyorum. Gayet güzel homojen bir karışım oldu. Kaşarları rendeliyorum. Kaşar az olmasın artık. Az malzemeli ama. Gerçi kaşar fiyatları da almış başını gidiyor. Hiçbir parçanın dışarıya kaçmaması lazım. Evet bahçe domateslerimiz var burada. Çeri domatesleri. Yazdan buzluğa koymuştum. Kendi yetiştirdiğimiz bahçemizden. Devir tasarruf devri arkadaşlar. Varlıkta herkes yanınızda. Yoklukta bakalım kimler var. Evet. Şimdi çok güzel karıştırdığım homojen sosumu pizzamın üstüne artık yayıyorum. Lezzeti burada. O yüzden bunu bol bol koyun. Kaşarlarımı da şöyle güzelce yayıyorum pizzanın her tarafına. Oh oh oh. İsler gibi olacak. Domateslerimle artık kafama göre bir şekil veriyorum burada. Malzeme arttırabilirsiniz. Bizimki yokluk pizzası. Bu kadar vardı. Bunları koyduk. Biraz kekik. Biraz pul biber. Baharatlarla tatlandıracağız. Evet hazır. Artık pişmeye gidiyor. Ben yemek için sabırsızlanıyorum. Of of pizzaya bakın nasıl güzel fokur diyor. Kaşarlar çok lezzetli gözüküyor. Artık yemeğe hazırız. Deniz de ben de çok sabırsızlandık zaten. Acıktık da bayağı. Deniz durur mu? İlk dilim onun tabii ki. Az malzemeli, aç doyuran
Değil mi? Bol hamurlu. Elimize sağlık. Az katık bol ekmek yani. Bugünlerde ne yapıyoruz? Çorbaya biraz su katıyoruz. Değil mi? Ekmekleri biraz fazlalaştırıyoruz. Daha çok banıyoruz. İşte bu da makarna hamur. Makarna haşladığımız suyu ziyan etmiyoruz. Çorba yapıyoruz falan gibi. Hani bayağı tasarruf politikası işliyor bizde. De böyle tam o duruma uygun bir pizza yaptık. İki isim önerimiz var aslında. Kararsız kaldık pizzamız için. Siz ne diyorsunuz? Evet. Adı az malzemos mu olsun yoksa? Yokluk pizzası mı olsun? Her ikisi de güzel bence. Umarım beğenirsiniz. Bence çok güzel bir tarif. Hamuru özellikle çok güzel oldu. Filiz artık zaten hamur işlerinde gerçekten bir marka oldu. Evet, açma konusunda o kadar iddialı değilim ama hamur iyi yapıyorum. Evet, hamurları güzel yapıyorum. Zaten ona bir oklava almam lazım. Hala benim bagetlerimi kullanıyor. Tam yokluk işte. Aynen, tam yokluğun yokluğu pizzası oldu. Vallahi evde merdane yok. Bu arada bu kadar yokluk demişken kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Pizzamızla alakalı yorumlarınızı da merak ediyorum. Lütfen yorum desteğinizi de esirgemeyin. Evet, şimdi bir tadım yapalım. Evet ya, sabırsızlandım şu an. Çocuk gibi kaldı elimde tabak. Çocuk demişken çocuklar uyudu bu arada. Az malzeme ama baharatlar falan bayağı şey yapıyor, tatmin ediyor değil mi insanı? Bir de yani kaşar olmuş kaç para? Bir kilo kaşar kaçtı en son? 110 liraya mı aldım? 119. 119 mu, öyle bir şeydi yani? Sen bakıyorsun değil mi fişlere? 119.90. Ay vallahi çok, deniz biraz acı olmuş ama çok güzel olmuş ya. Şu hamur bilmiyorum gözüküyor ama o kadar güzel bir hamur oldu ki. Ben yaptım diye söylemiyorum. Vallahi çok güzel oldu. Şey vardı ya eskiden Pizza Hut'ın. Önce bir domates çorbası içerdik kaşarla. Bir domates çorbası. Domatesler de biliyorsunuz daha önce bahçemizden yetiştirdiğimiz domatesler. Çeriler öyle. Bir de domates soslar hazırlamıştık. Ben domates çorbası için kullanıyorum onu. Çok da güzel oluyor. Bir çorba önden. Tarhanalı bir şey. Tarhanalı da kendi mahsulümüz biliyorsunuz. Sevgi Köyü tarhanası. Shopee hesabımızdan bu arada edinebilirsiniz. Sipariş edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında Shopee hesabımız var. Tıklayıp ürünlerimize bakabilir. İsteyen de Instagram hesabından direkt DM atarak kapıda ödeme seçeneğiyle oldu. Biraz yargın. Kapıda ödeme seçeneğiyle sipariş verebilir. Özellikle kapıda ödeme çok soruluyordu. O iyi oldu. Bu arada bir ayran yapabilirdik ya. Acıkmışız o yüzden. Evet arkadaşlar, siz nasıl buldunuz? Yapıyor musunuz evde? Yapıyor musunuz? Sizin özel tarifiniz var mı? Uyguladığınız özel yöntemler var mı? Bir de sobada pişirdik. Pide yaptık. Tabii, daha önceden pide yaptık. Evet, pide yaptık. İki türlü pide yaptık bir de. Hem Ramazan pidesi yaptık, evet. Hem Karadeniz pidesi yaptık. Başka soba mi? Neler yaptı be? Evet. Vallahi soba neler yaptı. Lahmacun var sırada galiba. Evet, sırada lahmacun. Bir lahmacun yapalım. Yakın bir zamanda bir de soba lahmacun yapsın. Ama o yoklukla olmaz, ona kıyma lazım. Evet, ona kıyma. Denizcan silip süpürmüşsün hemen tabağını. Ben bitirdim. Tabii, sen konuşurken ben yedim. Tamam. Şimdi sen ye. Biz ikinci dilimleri yemeye içeri giderken bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, tamam, ben onun adına da konuşuyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üzülmüş mü? Hayır, neden üzgün olsun? Üzgün değil. Kafasını sevebilirsin Mia'cığım. Oh, öptün mü? Bam bam şibiyor. Bam bam seviyorum. Çok şibiyorum bam bam. Çok seviyorsun bam bam, öyle mi? Konuşuyorum bam bam. Konuşuyorum hap hap. Konuşuyor hav hav diyerek, evet doğru. Köpekler işte böyle konuşurlar.